Haftanın stratejisi programımızın bu haftaki konuğu Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin. Batuhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Şenay Hanım, hoş bulduk. Batuhan Bey, geçen haftaya bir bakarsak öne çıkan gündem maddeleri yurt içinde Moody's'in Türkiye değerlendirmesi, yurt dışındaysa ABD enflasyonu takip ettik. Bu hafta veri gündemi nispeten daha sakin ama jeopolitik riskleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yurt içinden Moody's tarafından başlayalım isterseniz. Moody's hepimizin takip ettiği gibi Türkiye'nin kredi notunu pozitife çekti beklentiler dahilinde. Para politikasındaki değişime de vurgu yaptı. Moody's'den sonra Türkiye'nin kredi notunun yükselmesine yönelik ihtimaller de kuvvetlendi. Siz burada yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunda bir artış bekler misiniz? Ve genel olarak Moody's'in mesajlarını nasıl değerlendirirsiniz? Aslında hem Moody's'in, bundan önce de Fitch ve S&P'nin de yaptığı yorumlara bakarsak 2024 yılı içinde bir not artırımının, hatta birden fazla not artırımının gelmesi oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum ben de. Zaten CDS değerlerine de baktığımız zaman aslında biz şu anda bulunduğumuz seviyelerin bir iki kademe daha üstünde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bir de baktığımızda bu kademedeki hangi ülkelerle biz eşdeğer kredi notuna sahibiz, orası gerçekten üzücü ve ben bunu Türkiye'nin gerçekten hak ettiğini düşünmüyorum. Biz bu diğer o ülkelerle ekonomik büyüklük, ekonomik sofistikasyon açısından çok daha farklı bir noktadayız. Ama son 5 yıldaki uygulanan ekonomik politikalarındaki karmaşıklık ve yüksek enflasyon tabii ki birçok sebepten dolayı da Türkiye'nin kredi notunu oldukça hak ettiğinden düşmesine sebep oldu. Genel seçimlerden beri rasyonel politikalar izleniyor. Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz ama tabii birden olacak bir şey değil bu. 5 senenin hatalarını telafi ediyoruz, öyle düşünmemiz lazım. Ben büyük bir ihtimalle derecelendirme kuruluşlarının yerel seçimlerden sonra ki Moody's buna da atıfta bulunmuş, bu rasyonel politikaların devam edip etmeyeceğini görmek isteyeceklerdir. Ve biz bu yolda devam edersek büyük bir ihtimalle 2024'ü iki, hatta belki üç kademe daha yukarıda tamamlayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Peki olası not artışları endekse katalizör olur mu sizce? Şimdi bizim piyasalar bunları biraz daha önceden fiyatlıyorlar açıkçası baktığınızda gelişmeleri. Tüm dünyada bu açıkçası makro iyileşmeler ve genel görünümün iyileşmesi açıkçası piyasalardan hızlı şekilde satın alınıyor. Biz zaten bunu daha önceden yabancı girişlerinin artışlarıyla yavaş yavaş teyit ederiz diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi her şey yolunda giderse ben CDS'leri de 2024 sonunda 220-230 bandına kadar da gerilebileceğini düşünüyorum. Peki, borsadan devam edelim isterseniz. Borsa İstanbul yaklaşık bir ay sonra 8000 puanın üzerine çıktı tekrar. Geçtiğimiz iki haftayı da pozitif tarafta tamamlamıştı. Öncelikle siz bu pozitif seyrin devamını bekler misiniz yoksa bir kar satışı mı beklersiniz belli bir seviyeden sonra? Sonrasında da seçimlere kadar Borsa İstanbul'da nasıl bir seyir beklersiniz? Biz Haziran başından itibaren seçimlerden sonra çok hızlı bir ralli yaşadık ve bu hızlı rallinin önemli bir kısmı da tabii ki yine enflasyon endeksli oldu. Bu Haziran ve Temmuz ayında kurun hızlı artmasıyla beraber enflasyonun yükseleceğini düşünen yatırımcılar kendilerini koruma açısından yine 2022 yılında olduğu gibi borsaya teveccüh ettiler ve 8500'e kadar hızlı bir yükseliş yaşadık. Ondan sonra ise son 4 ayı
biz biraz maalesef dalgalı bir seyirde devam ettik. 7500'ün biraz altına indi. 8500'ü tekrar denedi. Global piyasalar son 2 ayda çok pozitif şekilde ayrışırken biz maalesef buradaki bu harekete katılamadık. Yani bunda çok farklı sebepler vardı geçen seneki sebepler. Birincisi çok hızlı yükselişin sindirilmesi. İkincisi halka arzların çok yoğun olması 2023 yılında. Rekor bir yıldı. Yaklaşık 80 milyar liralık yeni halka arz piyasaya geldi. Bununla birlikte halka arzlardaki enteresan ve hızlı yükselişler çok yeni yatırımcıyı maalesef çok anlamadan borsaya çekti. Yatırımcı sayısında rekorlar kırıldı. Şimdi bakıyoruz mesela 8,5 milyona kadar yükselen yatırımcı sayısı ki sevindirici bir gelişmedir. Evet. Son haftada 1 milyon azalmış. Demek ki birçok yatırımcı oradaki fırsatları değerlendirmek için katılmışlar ama borsada orta ve uzun vadeli kalmayı pek düşünmemişler gibi gözüküyor. Peki. Şimdi Borsa İstanbul'la 2022 yılında %200'e yakın kazandırdı ama 2023 yılında yatırımcısı memnun eden bir performans sergileyemedi açıkçası. Şimdi 2024 yılına girerken de hep hisse seçimlerinin çok daha önemli olacağının altını çiziyorduk ama siz burada yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Yani yatırımcı doğru hisseyi nasıl seçmeli? Hisseyi seçerken nelere dikkat etmeli? Şimdi dediğiniz gibi evet 2022'deki hızlı enflasyonla birlikte 2022 gerçekten borsa için unutulmayacak bir yıl oldu. Herkes tabii ki hep böyle gitmesini bekliyor, devam etmesini, iyi kazançların olmasını ama tabii burada önemli olan nokta yatırım yaptığımız şirketleri anlıyor olabilmek, iş modellerini anlıyor olabilmek. Yani her detayına hakim olmayabiliriz ama burada da profesyonellerin yazdığı raporları okumak bence önemli ve faydalı. Yani şirketlerin her dünyadaki her varlık gibi borsadaki şirketlerin de pahalı ve ucuz olanları var. O yüzden bu yatırım yapanları fiyat hareketlerine göre değil sadece ben doğru noktada alıyor muyum acaba? Bu şirket için ne ödüyorum? Bu da hisse fiyatıyla belli olan bir şey değil. Çeşitli değerleme metrikleri var. Fiyat kazanç oranı gibi, şirket değeri bölü FAVÖK gibi çeşitli finansal metrikler var. Bunlara bakıp en azından aynı sektör içinde bile olan şirketlerde farklılaşan, daha ucuz olan şirketlere yönelmelerinde fayda var. Ama her ucuz şirket de her zaman daha iyi performans gösterecek ileride diye bir mutlak doğru da yok. Bazen şirketlerin ucuz olmasının bazı belli sebepleri oluyor. Bunları da dikkatli incelemek lazım. Bu da biraz araştırma, raporları okuma, profesyonelleri dinleme gibi bir çabayı gerektiriyor tabii ki. Peki, orta vadede hangi sektör ve şirketleri öne çıkarırsınız? Borsada döngüsellik çok önemlidir. Neden döngüsellik diyorum? Çünkü her sene her sektör veya her şirket aynı şekilde yükselecek diye bir şey yok. Şimdi pandemi sonrasına baktığımızda, pandeminin hemen sonrasında havacılık sektörü ve işte rafineri sektörü inanılmaz kötü performans gösterdi. Çünkü dünyada turizm kapalıydı, başka ülkelere gidemiyorduk, kendi ülkemizin içinde bile seyahat edemiyorduk. O yüzden havacılık şirketleri 2020 ve 21'in ilk yarısına kadar ciddi şekilde kötü performans gösterdi. Ama ondan sonra tekrar seyahat imkanları açıldığında en iyi performans gösteren bu sefer hava yolları şirketleri oldu. Bu yüzden de dediğim gibi yine araştırmaları okumak, dünyada ekonomi nasıl değişiyor, nereye evriliyor, bunları dikkatli takip ediyor olmak lazım. Hem global manada hem de bizim borsamızda sektör ve şirket seçiminde başarılı olmak açısından. Bunu yapmakta zorlayan, bu benim çok vaktimi alıyor, ben böyle bir imkanım yok diyen yatırımcılar için tabii ki ben her zaman fon yatırımcılığını da tavsiye ediyorum.
Orada iyi şekilde yönetilen risk ve getiri dengesi belli şekilde daha tatmin edici fonlar var. Bu şekilde borsa İstanbul veya yurt dışı borsalar içinde yatırım şansı elde edebiliyorlar yatırımcılar. Peki. Batuhan Bey, 2024 yılında en çok konuştuğumuz konulardan biri de enflasyon muhasebesi olacak sanırım. Enflasyon muhasebesinin borsa üzerinde bir baskı oluşturmasını bekliyor musunuz? Ve hangi sektörler bundan daha az etkilenir? Şimdi enflasyon muhasebesi bizim zaten geçen sene 2022 sonu itibariyle geçmemiz gereken bir gerçekti maalesef. Bunu öteledik ve şimdi biraz maalesef sıkışık bir takvime denk geldiğini söyleyebilirim ben. Çünkü çok son 2023'ün son günlerinde kabul edildi ve yapılacağı açıklandı. Şimdi iki faktör var orada. Birincisi, daha önceden zaten enflasyon muhasebesi uygulayan büyük şirketler var. Gerek uluslararası ortaklıklarından dolayı, mesela Garanti Bankası'na baktığımızda BBVA kendi tüm rakamlarını enflasyona göre düzeltilmiş şekilde, doğru şekilde görmek istediği için zaten Garanti Bankası'na uyguluyordu ve biz bu sonuçları görüyorduk. Bunun gibi bazı şirketlerin fonksiyonel para birimleri yabancı bir para birimi, yani dolar veya euro, böyle şirketlerin uygulamasına gerek yok. Zaten o enflasyonun etkilerinden büyük ölçüde arındırılmış rakamları görüyoruz. Kimler bunlar mesela? Ereğli, Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus gibi ve birkaç tane daha şirket var bunun gibi. Bu şirketler hiç etkilenmiyorlar. Ama A şirketi veya B şirketi iyi veya kötü etkilenecek demek şu andan zor açıkçası. Genel bir yaklaşımlarla söyleyebiliriz. Yani yüksek stok taşıyan şirketlerin enflasyonist dönemde negatif etkileneceğini söyleyebiliriz. Bankaların negatif etkilendiğini zaten biliyoruz. Yani 2022 yılında Türk muhasebe standartlarına göre Garanti Bankası 61 milyar TL kar etmişti. Ama enflasyon muhasebesine göre 11 milyar kar var. Yani çok düşük. Ama bankaların bilanço dinamikleri diğer sanayi şirketlerine göre çok farklı. Parasal varlık dediğimiz enflasyondan etkilenen bilanço kalemi çok daha fazla. O yüzden Erdemir'in veya Tüpraş'ın bankalardaki gibi dramatik etkilenmesini beklememek lazım açıkçası. Genel olarak net karların düştüğünü göreceğiz. Bu net karların düşüşünde de ben de merak ediyorum. Acaba piyasa nasıl tepki verecek? Çünkü çarpanlar yükseliyor olacak. Herkes bir FK değerine aşağı yukarı bakıyor. İşte bankalara baktığınızda özel bankalar yaklaşık 2,5 FK ile işlem görüyorlar. Ama enflasyon muhasebesi uyguladığınızda 6-7 FK gibi daha normalleşmiş, doğru gerçekçi FK'lara bakıyor olacağız. Yatırımcıların bir nebze fikri var. Daha kötü çarpanlarla karşılaşacaklarını biliyorlar. Ama çok dramatik bir sonucu olmayacak. Buradaki tek negatif şey şu olabilir. Şirketler dediğim gibi zaman takvim çok sıkıştığı için SPK bir 2023 sonu bilançolar için, yani 4. çeyrek bilançoları için 15 Mayıs'a kadar ek süre verdi birçok şirket için. Şimdi biz normalde ne olacaktı? 20-25 Ocak'tan itibaren 4. çeyrek bilançolarını görmeye başlayacaktık ve Şubat ortasına kadar bütün bilançoları neredeyse görüyor olacaktık, ya da Şubat sonuna kadar. Şimdi bir kısmını Mayıs sonunda, 1. çeyrek bilançolarını ise Nisan ortasından itibaren görecekken Haziran ortasından görüp Temmuz ortasına kadar görmeye başlayacak. Yani bir gecikme söz konusu olacak. Borsada da kar sezonları her zaman önemlidir açıkçası. O bir dinamizm kazandırır borsaya. Bu sene onu yaşayamayacağız gibi gözüküyor. Yani tek tek işte 29 Ocak'ta Garanti Bankası açıklayacak. Sonra Akbank ve Garanti var. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi uygulamayan şirketler daha erken açıklayabilir. Erdemir vesaire gibi, Türk Hava Yolları gibi, ama bu da biraz borsadaki o dinamik dönemi, bilanço dönemini kaçırmamıza sebep olacak. Zaten sonra bir de Mart sonunda seçimler var.
Mart ayı biraz daha sakin geçebilir. Yani ben bu seçimlerin genel seçimler kadar piyasalarda çok etkili olmasını beklemiyorum ama yine de bizim seçim dönemlerinde ekonomik aktivite ve borsadaki aktivite biraz daha yavaşlar. İnsanlar sonuçları görmek istediklerinde. Evet, bir de kur tarafına bakalım isterseniz. Dolar TL 30'un üzerindeki seyrine devam ediyor. Aralık ayında yaklaşık 2,5 yükselmişti ama ocağın ilk yarısında yaklaşık %2 yükseldi. Burada bir hızlanma görüyoruz. Siz bundan sonraki süreçte dolarda hızlı bir potansiyel bekler misiniz? Şimdi biz Ekim ayında bir strateji raporu çıkardık ve aslında bunu söyleyen ilk kurumlardan bir tanesiydik ama bütün piyasada son dönemlerde gördüğümüz raporlarda da 2024 için aşağı yukarı ortak bir tema üzerinde hemfikir. O da yıllar sonra ilk defa Türk lirasının reel olarak değer kazanabileceği. Bu da ne demek? İşte bir enflasyon beklentiniz var. Bizim enflasyon beklentimiz %42. Bunu beklerken buradaki devalüasyon beklentimiz %35, %36'larda. Yani Türk lirasının %5-6 kadar bir reel değerlenmesini bekliyoruz. Bizim kur tahminimiz 40,5 2024 sonu için. Ama bizden çok daha radikal iyimserlikte olan tahminler de var. Ve de bunlar yabancı kurumlar ağırlıklı olarak. İşte HSBC'nin çıkardığı 32 veya 33 lira vardı. Citibank'ın 36 lira. Yani son dönemlerde çıkmış. 33 ile 36 arasında değişen kur beklentileri var 2024 sonu için. Şimdi burada iki tane dinamik var. Herkesin de hemfikir olacağı. Birincisi cari açıktaki azalma. Cari açık neyi gösteriyor bize? Fiziki döviz ihtiyacımız diyorum ben buna. Yani biz ithalatımız var, ihracatımız var. Bunun arasındaki farkı bir şekilde finanse ediyoruz. Ana kalem nedir burada? Hizmet gelirlerinde turizm. Aradaki fark da işte yabancı portföy girişleri ya da şirketlerin borçlanmalarıyla finanse ediyor. Tabii ki bu açık ne kadar küçük olursa bizim için o kadar faydalı, o kadar az döviz ihtiyacı, o kadar az döviz talebi demek. Bunun biz düşeceğini düşünüyoruz 2024 yılında yavaşlayan ekonomiyle birlikte. Cari açığın destekleyici olacağını düşünüyoruz. İkincisi TL faizleri ilk defa seneler sonra nispeten cazip hale geldi. Evet. Burada da faizleri, mevduat faizlerini karşılaştırırken geçmiş enflasyonla karşılaşmanın hiçbir faydası yok. Evet doğru biz %65 bir enflasyon yedik 2023 yılında ama şimdi o 65 ile şu andaki aldığınız 45'i karşılaştırmanın bir faydası yok. Yani önümüzdeki dönem enflasyonuyla karşılaştırmak lazım. Öyle baktığımızda da nispeten ilk defa seneler sonra nötr bir faiz seviyesi. Yani enflasyonla mevduat arasındaki farkın sıfıra yakın olduğu bir noktadan geçiyoruz. Burada da zaten Türk lirası mevduata geçişin hızlandığını görüyoruz son birkaç ayda. Burada son 1-2 haftada beni ve geneldeki piyasadaki tahmin yapanları şaşırtan bir şey. Tabii piyasadaki TL likiditesinin de faktörü var. Bu mevduat faizlerinde yine aşağı doğru bir hareket var. Yani ben tabii ki şöyle içinde bulunduğumuz konjonktürde %45'in altındaki TL faizlerinin yatırımcılar açısından o kadar cazip olmadığını düşünüyorum. Yani KKM dönüşlerinde vesaire tekrar dövize dönmek isteyenler olabilir. Burada döviz talebini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi de tabii ki KKM. KKM yavaş yavaş azalıyor. Ancak önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyecek onu görüyor olacağız. Yabancı girişi hızlı olursa ya da istenilen miktarlarda olursa KKM de azalır açıkçası. O yüzden ben kur konusunda endişeli değilim. Yani kur konusunda hep bizde tabii son 10 senede kötümser tarafta olmak hep para kazandırdı. Yani Türk lirasının zayıflayacağına bet ettiğiniz zaman her zaman daha iyi para kazandınız. Ve o yüzden de ben tasarruf sahiplerinin bu görüşüne saygı duyuyorum. Ama dinamikler değişti bu sefer. Biz bu ekonomik politikalardan vazgeçmezsek yine TL'nin nispi olarak güçlü kaldığı birkaç sene yaşayabiliriz.
Enflasyonun düşmesinde de bunu unutmamamız lazım. En önemli faktörlerden bir tanesi bu olacak. Son 50 seneye bakalım. Türkiye'nin enflasyonu gerçekten indirebildiği 2004-2013 yılları arasında bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, tabii ki verimlilik artışı da önemliydi o dönem arasında, ama ikincisi de TL'nin değer kazanması oldu. Tabii TL'nin değer kazanması enflasyonun düşmesine sebep oluyor ama bizde başka negatif bir sonucu oluyor. O da tüketimimiz artıyor. Yani ithal malları bize ucuz geldiğinde biz tüketmeyi seviyoruz toplum olarak. O da cari açığı fazlalaştırıyor. Tabii burada ekonomi yönetimi bir denge bulmak isteyecekler. Önümüzdeki 2-3 sene için en azından cari açığı düşük tutmak için ellerinden geleni yapacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Yani önümüzdeki birkaç sene içerisinde TL'nin değerlenmesini bekliyorsunuz. Bu son 2-3 senenin de yaşadığımız hasarı biraz telafi edebilmek için maalesef onun gerekli olduğunu düşünüyorum. İhracatçılar tabii bu söylediklerimi çok hoşlarına gitmeyecek. Çünkü onlar maliyetlerinin arttıklarını görüyorlar, ama yani burada da şuna bakmak lazım. Yani enflasyon aritmetiğinde sadece ücretler belirlemiyor bunu. Yani baktığınızda aslında enerji fiyatlarının son 2-3 senede çok artmış olması toplam üretim maliyetlerinde ki dengeleri bizde bozdu. Bu bozulan dengelerin yerine oturması için bir zaman geçecek ve bunun bedelini dediğim gibi toplumun tüm kesimlerinin ödemesi lazım. Sadece çalışanların değil. Peki, biraz da küresel tarafa bakalım isterseniz Batuhan Bey. Geçen hafta ABD enflasyon verisini karşıladık, beklentilerin üzerinde geldi. Sonrasında Fed'in Mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler zayıfladı. Sonraki gün beklentilerin altında gelen üfe verisi sonrasında da hepimizin takip ettiği gibi Fed'in Mart'ta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklenti tekrar kuvvetlendi. Sizin burada beklentiniz nedir? Ne zaman Fed'in faiz indirimine başlamasını beklersiniz? Açıkçası ben piyasaların beklentisini, yani Fed'in Mart'ta faiz indirmeye başlayacağı beklentisini çok iyimser buluyorum. Ama bu beklenti Kasım ayındaki Fed 1 Kasım'daki Fed toplantısından itibaren kuvvetlenerek devam etti. Sizin de söylediğiniz gibi geçen haftaki ilk tüketici fiyat endeksi rakamları piyasanın çok hoşuna gitmedi, ama ertesi gün gelen toptan eşya fiyatlarındaki hareketler enflasyondaki aşağı yönlü hareketin devam edebileceği yönünde sinyal verdi. Ben yine de açıkçası Mart ayında bir faiz indirimi yapmayacağını düşünüyorum. Fed'in ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın hepsinin ortak aşağı yukarı %2'lik bir hedefi var. %2'ye düşene kadar enflasyon beklerler mi? Onu düşünmüyorum, ama ABD'de seçim yılı da olduğu için 2024 büyük bir ihtimalle Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş ekonomiyi tekrar hareketlendirmek için, ki şunu da şaşırtan gerçeklerden bir tanesi, son 40 yılın en hızlı ve sert faiz artışlarından bir tanesini yaşadık aslında geçen sene Amerika'da da. Evet. Ve tüm bunlar olurken normalde işte işsizliğin çok artması beklenirdi. Takipteki kredilerin artması beklenirdi vesaire. Bu şekilde bir bozulma olmadı Amerikan ekonomisinde. O yüzden de çok ekonomiyi bir an önce bu kötü halinden kurtarayım diyecek bir durum da yok. O yüzden ben açıkçası baktığımızda Mayıs ayındaki toplantıdan itibaren indirmeye başlayacağını düşünüyorum. 5.25'ler seviyesinde şu anda ABD politika faizleri. Seneyi de 4.5-4.25 gibi, yani 75-100 bas puanlık bir indirimle tamamlayacağını düşünüyorum. Bu bizim gibi piyasalar açısından da olumlu bir gelişme tabii ki. Ama ABD Amerikan faizlerinin aşağı gelmesi paranın yönü açısından daha enteresan getiriler sunan ülkelere para yöneticilerinin baktığı bir 2024'ün ikinci yarısı olacağını düşünüyorum.
Peki, bundan sonraki sorum da bizi nasıl etkilerdi? Burada eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani Fed'in faiz indirimlerine başlaması bizi nasıl etkiler? Şimdi ben açıkçası tüm gelişmekte olan ülkeler açısından avantajlı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda son 10 yılda gelişmiş ülkelerin piyasalarının gelişmekte olan ülke piyasalarını çok ciddi şekilde daha iyi getirdiğini görüyoruz. Yani bu noktanın bir noktada kırılmasını bekliyoruz. Tabii şimdi gelişmekte olan ülkelere baktığımızda oradaki MSCI endeksine Çin'in çok büyük bir ağırlığı var. Son 3 senede o Çin aşağıya çekiyor. Ama Çin dışındaki ülkelere baktığımızda Türkiye bu sene öne çıkan bir ülke. Doğru politikalarla, siz doğru politikaları yaptığınız zaman para her zaman geliyor açıkçası. Yani sıcak para ne kadar faydalıdır, değildir, bu da ayrı bir tartışma konusu tabii ki ama olmadığı zamanlarda biz çok faydasını gördüğümüzü görmedim açıkçası ben. O yüzden Türkiye'nin bir şansı var. Eskiden en büyük rakiplerimizden bir tanesi bu sermaye akımlarını çekmede Rusya'ydı. Rusya-Ukrayna savaşa girdiğinden beri yatırım yapılamaz bir ülke haline geldi. O yüzden ben dünyadaki para dolaşımlarından 2024'te Türkiye'nin daha fazla bir pay alabileceğini düşünüyorum. Bu da hem borsamıza hem tahvil piyasamıza daha iyi bir dinamizm ve momentum getirecektir diye düşünüyorum. Peki altın konuşmazsak olmaz. Ons altın ABD verileriyle jeopolitik riskler arasında karışık bir seyirde hareket ediyor desek çok da yanlış olmaz herhalde. 2000 doların üzerinde kalmayadı, sürdürüyor diğer taraftan. Sizin ons altın ile ilgili beklentileriniz nedir? 2024 yılında nasıl bir seyir beklersiniz? Yeni zirveler görür müyüz? Şimdi altın hep dolarla ters korelasyon gösterdiği düşünülür ama aslında oradaki korelasyon gösterdiği faktör ABD reel faizleri. Tabii ki ABD reel faizlerindeki düşüş ki Fed faiz indirmeye devam ederse tabii enflasyonun düşüş hızına da bağlı bu ama büyük bir ihtimalle oradaki spread azalacak ve altının biraz daha iyi performans göstermesine destek olacak önemli bir faktör. Ama ikinci önemli faktör de dünya gitgide maalesef istenilenin tersine daha karışık bir yer olmaya devam ediyor jeopolitik olarak. Jeopolitik riskler her yerde ve farklı şekilde gelişmeye devam ediyor. Baktığınızda işte Rusya-Ukrayna savaşı 2 senedir devam ediyor. Piyasalar artık ona çok takılmıyorlar ama bu sefer de İsrail-Hamas ve onun yarattığı bölgedeki sorunlar önemli olmaya başladı. Bir tarafta Çin-Tayvan sorunu var. Çin-Tayvan sorunu da açıkçası dünya politikaları açısından çok önemli. O yüzden bu tip tahmin edemeyeceğimiz kıvılcımların ya da siyah kuğuların olacağını düşündüğümüz için biz daha önce portföylerde %5'lik bir altın ağırlığı öneriyorduk. Ama onun %10'a çıkarmanın 2024 yılında daha doğru ve temkinli bir hareket olacağını düşünüyoruz açıkçası. Yatırımcıları koruma açısından. Peki gram altın yatırımcıları için ne söylemek istersiniz? Alım fırsatı hangi seviyelerden olabilir mesela? Vallahi ben gram altını çok takip etmiyorum. Daha çok ons takip ediyorum. Yani oradan da hep direkt kafamda kur ne olacak? Çünkü bizde altının sevilen bir yatırım aracı olmasından sebeplerinden bir tanesi aslında de facto dolar da almış oluyorsunuz. Evet. Kendiniz açısından. İşte şöyle düşünelim. %36'lık bir devalüasyon bekliyoruz biz. Oradan %36 bir getiriniz olacak. Yaklaşık %15'lik de bir altın ons fiyatında bir artış bekliyoruz. Yani %50, 51, 52'lik bir artışın gramda da olabileceğini bu aritmetikten çıkartabiliriz. Çıkartabiliriz, evet. Peki öyleyse yatırımcılar için nasıl bir portföy sepeti önerirsiniz? Onu sormuş olayım.
Bizim bu seneki önerimiz biraz önce de bahsettiğim daha kuvvetli Türk lirası perspektifi içinde %60 Türk lirası, %40 döviz yatırımları şeklinde. Türk lirasında da %40 borsa, %20 Türk lirası faiz. Yani faizlerde de hem kaliteli özel şirket tahvillerinin sunduğu getirilerin iyi olduğunu düşünüyoruz. Mevduat faizleri %45'lerin üzerinde bulundurulabilir. Bunun %20'lik bir pay alabileceğini, 100 liralık bir portföyde 20 liralık kısmının TL faizle değerlendirilebileceğini, 40 liralık kısmında Türk borsasında değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Döviz kısmına geldiğimizde de oradaki değişikliği şöyle özetleyebilirim. Dediğim gibi bu bir yeni bir değişiklik olacak ama %10'unu altın, %20'sini global tematik fonlar, yani global hisse senedi fonları her zaman her yatırımcının muhakkak portföyünde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. %30 etti. %10 da Türk Eurobondları şeklinde değerlendirmenin dengeli, akşamları rahat uyuyacağınız ve senin sonunda da sizi mutlu edecek bir getiriye sahip olacak bir portföy dağılımı olduğunu düşünüyoruz. Tamam, şahane. Son sorumuz finansal okuryazarlıkla ilgili. FK yani fiyat kazanç oranı nedir, nasıl yorumlanır, anlatır mısınız size Batuhan Bey? Tabii şimdi burada çok basit bir dinamiği var. Şimdi şirketlerin piyasa değerleri var. Piyasa değerleri de nasıl hesaplanıyor? İşte hisse senedi sayısı çarpı hisse senedi fiyatı. Diyelim işte bir şirketin hisse senedi piyasa değeri 1000 olsun. O şirkette 2023 yılında 100 lira kar ediyor olsun. 2024 yılında da analistler tarafından 200 lira kar edeceği tahmin ediliyor olsun. O zaman baktığımızda nasıl oluyor? 2023 FK'sı 10 iken 2024 FK'sı 5'e düşüyor. Yani 1000'i bir tanesinde 100'e bölüyoruz, bir tanesinde 200'e bölüyoruz. Şimdi burada ucuz veya pahalı ne demek? Tabii ki yıllar içinde farklı sektörlerin, farklı ülkelerin bu aritmetikler yapılıyor. Alt alta bütün sektör rakamları konuluyor. Ülke için hesaplamak istediğinizde bütün borsadaki şirketlerin değerini ve toplam karını bölüyorsunuz. Buna göre analistler bu şirket ucuzdur veya pahalıdır diye bir yorum yapıyor. Yani bazı sektörler için tabii ki daha düşük rakamlar daha cazip. Mesela bankacılık sektörüne baktığınız zaman 2,5. Diğer birçok şirkete baktığınız zaman 8-10'larda. Teknoloji şirketlerine baktığınız zaman 30-40'larda işlem gören şirketler var. Yani şöyle bir matematik düşünebilirsiniz aslında. Bir şirketin FK'sı 12 ise aslında 8 yılda size yani kazan ve o kazandığı parayı dağıttığını temettü olarak düşündüğümüzde siz yatırdığınız parayı 8 yılda geri alacaksınız diye düşünmeniz lazım. Yaklaşım genel finansal okuryazarlıktaki yaklaşım budur. Tabii bu şirketlerin temettü politikasına bağlı. O karı bazen gördüğümüz kar nakit kar olmuyor. O yüzden şirketler dağıtamıyorlar. Öyle karışık tarafları da var ama dediğim gibi düşük rakam iyi, yüksek rakam pahalı. Ama yüksek rakamda da hızlı büyüyen şirketler, daha gelecek vaat eden şirketler daha yüksek FK'larla işlem görebilirler. O yüzden ya ben bu 30 FK'lık şirketi almayayım da diyeyim 2,5 FK'lık şirketi alayım bu daha ucuz diye çok basit mantık yürütmek doğru olmuyor. Çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerin birbirine karşı farklılıkları oluyor. Mesela Türkiye benzer ülkelere göre, benzer ülkeler kim oluyor bizim için? Hindistan, Brezilya, Meksika, Polonya, Güney Afrika, eskiden Rusya vardı şimdi Rusya yok, Çin, Malezya, Endonezya gibi. Bu ülkelerin ortalamasına baktığınız zaman Türkiye son 5 senedir %50 iskontolu. Yani Türkiye'deki şirketler o diğer ülkeler, benzer ülkelerdeki şirketlere göre %50 iskontolu. Ama 2018'de de biz bunu görüyorduk. 2018'den 2023'e kadar bu düşünceyle hareket etmiş olsanız hiçbir kazancınız olmayacaktı. Çünkü hala %50 iskontolu.
Çünkü işte Türkiye'de doğru şeyler yapılmadı. Bu iskonto oranı böyle yüksek kaldı. Doğru şeyler yaptığınızda o iskonto oranı daralmaya başlıyor. O daralma da tabii ki nasıl oluyor? Sizin şirketlerinizin değeri arttığı zaman oluyor. FK önemli bir gösterge. Takip etmekte fayda var. Ama dediğim gibi ilk önce sektörel bazda bakmak lazım. Daha sonra ülkesel olarak değerlendirmek de lazım. Sadece rakamın kendisine bakıp bu şirket ucuz, bu şirket pahalı kararını vermemek lazım yatırımcılar için. Bence bu önemli. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey değerli yorumlarınız için. Ben de görüşmek üzere tekrar. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler.